Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, anlatımlı belagata devam ediyoruz. Hem Arapçasından hem Türkçe ayrı bir kitaptan belagat okuyarak pekiştiriyoruz belagatı. Bir tarafta tam anlamadığımızı diğer tarafta çözmeye çalışıyoruz. Çünkü belagat dediğimiz gibi önemli bir ilimdir Arapça öğrenenler için. Evet, belagat ilimleri üç tür Şu diyecek. Nedir bunlar? Meani, beyan ve Bedi. Evet. Meani, beyan ve bedi. Üçüne birden e, külle yani bütüne cüz'ün bir kısmının e, ismini verme kabiliğinden ilmül beyanda denilebilir. E, demiştir. Peki. Meani, beyan ve bedi. E, belagat'ın e, işte e, üç tane ilmi vardır dedi. Belagat'ın e, kısımları bunlar. Peki. Meani nedir? E, burada bakın. Meani Sözün dinleyicilerin haline ve söylendiği makama uygun düşecek tarzda söylenmesinden bahseden ilimdir. Haline, bakın burası önemli, haline ve söylendiği makama uygun düşecek tarzda söylenmesi. Peki beyan nedir? Beyan. Tabi bunları farklı şekilde de tarif etmişlerdi. Aynı mananın birçok ve değişik üslupla ifade edilmesi. Burada da üslup bakın öne çıkıyor. Ee, aynı manayı değişik üslupla ifade e, etmesini anlatan edilmesini anlatan ilimdir. Bedi nedir? Bu da e, lafız veya manaları e, süsleyip e, şöyle e, süsleyip güzelleştirme yönlerinden bahseden ilimdir. Bakın süsleme bu da süsleyip güzelleştirme işte Türkçe'de de yer yer mesela Hüsnü Talil gibi yani duyuyoruz. Peki bunları zaten ileride tek tek açacak. Şimdi bu arada diyor Belagat'ın tarihçesinden ve Belagat'la ilgili bazı kaynak eserlerden bahsetmek yerinde olacaktır. Kaynak eserler nelerdir? Belagat cahiliye devrinde çok ileri ve yaygın durumdaydı o devirde çok geçerli olmasına rağmen gelişmesi ve müstakil bir ilim olarak tedvin edilmesi, yani düzenlenmesi, bir araya getirilmesi zaman almıştır. Kur'an-ı Kerim'in belagatıyla o devirdeki edipler, edip yani belagatçılar, edebiyatçılar başta olmak üzere bütün dünyaya meydan okunması ve Allah'ın kelamını anlamak gayretleri belagat ilminin tedvinine, yani e, oluşturulmasına hız vermiştir. Ebu Ubeyde'nin e, ki 210 yani Hicri 210 825 tarihlerinde vefat etmiş. Mecazul Kur'an. Mecazul Kur'an adlı eseriyle ilk defa ele alınan belagat ilmi demek ki Hicri 2. asırda Ebu Ubeyde Mecazul Kur'an eserinde ilk defa belagattan bahsetmiş El Cahiz e, çok önemli. E, bu 255 yılında El Beyan ve Tebyin adlı eserinde teşbih, mecaz, istiare, kinaye, icaz gibi bahislerle tafsilatlı olarak incelenmiş. Hicri 4. asrın sonlarına doğru kendi terimleriyle müstakil bir ilim haline gelmeye başlamıştır. Hicri 4. asrın sonlarına doğru bu asırdan itibaren yetişen müelliflerle özellikle El Curcani. O da bakın Hicri 816. Yani 1413 miladi. Ez Zemahşeri Hicri 538 ve Es Sekkaki'nin deha ve gayretleriyle altın devrini yaşayan belagat ilmi Hicri 8. asırdan başlayarak diğer birçok İslami ilimler gibi duraklama dönemine girmiştir. Belagat ilmine dair önemli kaynak eserlerden bazıları e, şunlardır. Önemli kaynak eserler. E, nedir? Mesela Ebu Hilal el-Askeri. E, 400 e, Hicri 400. Kitabu Sina'eteyn. Abdülkahir Kahir el-Cürcani. Evet o da Delailul İcaz ve Esrarul Belaga yazmış. ez 538'de El Keşşaf ve Esasül Belaga e, Fahrettin Fahreddin Er Razi 606 yılında Nihayetül İcaz ve Fi Dirayetül İcaz Ebu Yakup Es Sekkaki 626 yılı bakın Miftahül Ulum eseri var Adududdin El İci El Fevaidül Hıyasiye Et El Mutavvel El Telhis ve e, Muhtasarul Meani el Hatib el Kazvini Telhisul Miftah ve e, İzah fi ulumil Belaga et bu e, meşhurdur. E, bu da meşhur. Et teftezani, Tıftazani Muhtasul Ma'ani medreselerde okutulan e, belagat eserleri bunlar. E, ve Es-Seyyid el Şerif el Cürcani Havashis Seyyid alel Mutavvel eseri e, Abdul Hakim Es-siyal-kuti haşiye alel mutawvel. Bakın mutawvele haşiyeler e, yazılmış. Taftazani'nin o e, eserine yani muhtasarul meani diyebilen eserine daha sonra haşiyeler yazılmış. Hüseyin bin Ahmet el-Mersafi 1889 El-vesiletül edebiye ilel ulumül arabiye e, Yine Ahmet el-Haşimi 1362 Cevahirül belaga Ahmet Mustafa El-Meragi 1952 Ulumul Belaga Bekri Şeyh Emin El-Belagatul Arabiye Fi Sevbihel Cedidi Tabi son asırda birçok belagat kitabı yazılmış. Belagat-ı Vazıha da meşhur belagat eserlerinden bir tanesi. Belagatul Müyessere var. O da güzel bir belagat eseri. Üniversitelerde de okutulan ki inşallah onu da e, çalışacağız. E, belagat ansiklopedisi var. E, i̇şte belagat terimleri ansiklopedisi gibi birçok belagat kitabı bulunuyor günümüzde. Üniversitelerin de yaygınlaşmasıyla eserler çoğalmıştır. E, peki burada e, kalıyoruz. Çünkü gelecek bölümde meani ile giriş yapacak. Biz de oradan inşallah okumaya e, devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.